Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Minik bir kedi çalışmaya başlayacağız. İsterseniz oyuncak olarak, isterseniz anahtarlık, çanta süsü ya da biblo olarak kullanabilirsiniz. Ben şöyle bir koton iplik kullanacağım. Siz istediğiniz herhangi bir marka iple örebilirsiniz. Elinizde ne varsa. Un uygun 2,5 numara tığım var. Bir tane makasım var. Bir miktar boncuk elyaf. 8 ya da 10 milimetre, yani 10 milimetrelik göz kullanacağım. Bir miktar siyah iplik ve bir miktar da pembe iplik. Bunlar işlemeleri için, siyah ve pembe olanlar az miktarda olacak. Pembeyi burnuna işleyeceğiz. Siyahı da geri kalan bazı süslemeleri var. Onları yapacağız. Onun dışında herhangi bir şeye gerek yok. Oldukça küçük zaten. Hemen bu videoda başlayacağız minik minik örmeye. Bu ipten daha kalın bir iplik kullanırsanız biraz daha büyük olacaktır. Ya da bundan daha ince bir iplik kullanırsanız daha küçük olacaktır. Bu 100 gram 200 metrelik bir koton iplik. Dediğim gibi diğer videolarımda da marka benim için önemli değil. Kullanacağınız yere göre, çünkü değişiyor. Koton iplik kullanıp kullanmadığınız. Bacaklarıyla başlayacağız. 6 tane zincirle başlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geriye döneceğim. İkinci zincire batıyorum. 1. Bir sonrakine batıyorum. 2. Yanındakine batıyorum. 3. Diğerine batıyorum. 4. 4 tane tekli sık iğne yaptım. Şimdi sondaki zincirime geldim. Buna 3 tane sık iğne dolduruyorum aynı yere. Ve diğer tarafa dönmüş oluyorum. 2 ve de 3. Şimdi 3 tane yine tek sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Sondakine geldiğimde de bir tane çiftli yapıyorum. Aynı yere, yani iki kere batıyorum. Ve burayı tamamlamış oldum, bu sırayı. İlmek belirleyicimi takıyorum. Burada, yani bu ilk sırada 12 tane sık iğneyi tamamlamış olmamız gerekiyor. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. İlkine 2 tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra 3 tane tek sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Bu ortadaki 3 sık iğneye de yine çift çift batıyorum. Bu birinci çiftim. Ortadakine yine batıyorum 2 tane, ikinci çift. Bir yanındakine tekrar batıyorum 2 tane. Bu da 3. çift. Şimdi tekrar 3 tane tek sık iğne örüyorum. 1 2 3. Kalan 2 tane sık iğnemi yine çift batıyorum ve sıramı tamamlıyorum. Burayı tamamladığımda 18 tane sık iğne elde etmiş olmam gerekiyor. Sıramı bitirdim. Yine ilmek belirleyicimizi takalım. Şöyle bakın. Şimdi bir tane tek sık iğne örüyorum. Bir tane çift. Tekrar 3 tane tek sık iğne örüyorum. 2 3. Şimdi burada bir tek, bir çift yapacağım ve bunu 3 kere tekrar edeceğim. Bu 3 sık iğneden sonra yine bir tane tek yapıyorum. Bir tane çift yapıyorum. Ve bunu 3 kere tekrar edeceğim. Bir tanesini yaptık. Yine bir tek, bir çift yapıyorum. Bu ikinciydi. Bir tek, bir çift yapıyorum. Bu da üçüncü. Şimdi 3 tane yine tek sık iğne yapıyorum. 2, 3. Burada yine bir tek, bir çift, bir tek, bir çift yaparak başa kadar geliyorum. Bir tane tek yaptım. Bir tane çift.
bir tane tek yaptım ve sonuncuya çift. Bu sırayı tamamladığımda 24 sık iğnemin olması gerekiyor. Şimdi 2 sıra artırma eksiltme yapmadan 24 sık iğnemi tamamlayacağım. Yani düz öreceğim. Her sık iğneye bir tane sık iğne batacağım. 24 sık iğne öreceğim ve bunu 2 sıra tekrar edeceğim. Hiçbir şey yapmıyorum. Her sık iğneye bir tane batıyorum. Şimdi ilk sıramızı tamamladık. Bir sıra daha örelim. Sıramızı tamamladık. Tekrar ilmek belirleyicimi takayım yerine. Bakın şöyle tamamlamış oldum. Şimdi artık azaltmalara gideceğim. Sıra başına kadar 2 ör 1 kes yapacağım. Bu 24 sık iğneyi 18'e düşüreceğim. 1 2 örüyorum. 3 ile 4.'yü beraber alıp bir eksiltme yapıyorum. 1 2 örüyorum. 3 ile 4.'yü beraber alıyorum. Bu şekilde başa kadar 2 ör 1 kes yapacağım. Son ilmeğimi de 2 ilmeğimi beraber alıyorum. Ve 18 sık iğneye düşüyorum. Şimdi 1 ör 1 kes yapacağım. Yine bunu 6 kere tekrar edeceğim başa kadar. Ve 12 sık iğneye düşeceğim. Bir tane öreceğim. Bir tane kesme yapacağım. 1 öreceğim. Bir keseceğim. Bunu sıra başına kadar yapalım. Ve 12 sık iğneye düşelim. Şimdi son sıramızı örüyoruz. Burada 12'den 9'a düşmek istiyorum. Bunun için de 2 ör 1 kes yapacağım. Bunu 3 kere tekrar edeceğim. 9 sık iğneye düşeceğim ve bacağını bitireceğim. Böyle oturan bir kedi olacak bu zaten. O yüzden bacakları bu kadar. Ya da ayakları diyeyim. Şimdi 2 örüyorum. 1 kesiyorum. Bu birinci setti. 2 örüyorum. 1 kesiyorum. Bu ikinci set. 2 örüyorum. 1 kesiyorum. Bu da 3. set ve toplamda 9 sık iğneye düştüm. Yanındakine battım. İlmek kaydırmayla bıraktım. Dikiş için bir miktar ip kestim ve bacağını bitirdim. Bunun içine elyafla dolduracağız. Ve bundan bir tane daha öreceğiz. Şöyle şimdi doldurmaya gerek yok. Şöyle bunu aynısından bir tane daha öreceğiz. Şimdi geldik diğer bir parçasına. Kulaklarını örelim. Bundan da yine iki tane öreceksiniz. Sihirli halkamı yaptım. İçine 5 tane sık iğne dolduruyorum. 1 2 3 4 5
Kapatıyorum. İlkini çift batıyorum. 1, 2. Geri kalanlarını tek örüyorum ve toplamda 6 tane sık iğne elde etmiş olacağım. İkinci sırada. 2 tane oldu. 3, 4, 5 ve 6. İkinci sıram da tamamlandı. Üçüncü sırada 1 ör 1 artır yapacağım. Bunu 3 kere tekrar edeceğim. 9 tane sık iğne elde etmiş olacağım. Şimdi bir tek yapıyorum. Bir çift. Bu birincisiydi. Bir tek. Bir çift. Bu ikinci. Bir tek. Bir çift. Bu da üçüncüsü. Daha sonra şu ipi içine sokarız zaten. Şimdi diğer sıramızda, yani dördüncü sırada 12 sık iğneye çıkacağım. Bunun için de 2 ör 1 artır yapacağım. Yine bunu 3 kere tekrar edeceğim. 12'ye ulaşacağım. 2 tane örüyorum. Üçüncüye çift batıyorum. Bu birinciydi. 2 örüyorum. 1 artırıyorum. Bu ikinci. 2 örüyorum. 1 artırıyorum. Bu da üçüncü. 12 sık iğneye ulaştık. Geldik son sıramıza. Son sırada da yine aynı şekilde arttırma yapacağım. 3 ör 1 artır yapacağım. Yine 3 kere tekrar edeceğim. Ve 15 sık iğneye çıkacağım. 3 tane tek sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Dördüncüye çift batıyorum. Bu birinciydi. 1, 2, 3 sık iğne örüyorum. Bir artırıyorum. Bu ikinci. 1, 2, 3. Bir artırma yapıyorum. Bu da dördüncü. Ve kulağımızı da tamamlamış olduk. Yanındakine batıyorum. Yine kaydırma yöntemiyle içinden ipliğimi geçiriyorum tığımın ve dikiş payı bırakarak kesiyorum. Ve bundan da yine aynı şekilde bir tane daha örüyorum. Dikim videosuna kadar kenarda bekletiyorum. Geldik kuyruğuna. Ya da önce kollarını örelim. Önce kollarını örelim. Yine sihirli halkamı yaptım. İçine 6 tane sık iğne ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sıramı kapattım. İkinci sırada 5 tane artırma yapıp 1 tane tekli öreceğim. Yani 5 çift 1 tek öreceğim. Ve 11 sık iğneye ulaşacağım. Bu birinci çift. Yanındakine batıyorum. Yine 2 tane. İkinci çift. Üçüncü çift. Dördüncü çift. Beşinci çift. Altıncı ilmeğime bir tane tek batıyorum. Ve 11 sık iğne elde etmiş oluyorum. Şimdi 2 sıra 11 sık iğne öreceğim. Artırma, eksiltme yapmadan her sık iğneye bir tane batarak 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. İlk sıramı tamamladım. Bir sıra daha örüyoruz. Toplamda 2 tane demiştik. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. İkinci sıramızı da ördük. Burada 3 kesip 5 öreceğim ve 8 sık iğneye düşmüş olacağım. Yani ilk 3 ilmeğimi, yani ilk 6 ilmeğimi ikişer ikişer alacağım. Yani 3 tane kesme yapacağım ve geri kalan 5 ilmeğimi de tek tek öreceğim. Bakın, hemen ilk 2 ilmeğimi aldım, beraber birinci kesmemi yaptım.
Yine ikisini beraber aldım. İkinci kesme. İkisini beraber aldım. Üçüncü kesme. Geri kalan 5 sık iğnemi tek tek örüyorum. 1 2 3 4 5. Aslında ilmek belirleyici takabilirsiniz. Ben ilmek sayısı küçük olduğu için tercih etmedim. Onun için, yoksa başka bir sebepten dolayı değil. Şimdi 8 sık iğneye düştükten sonra 5 sıra boyunca 8 sık iğne öreceksiniz. Artırma, eksiltme yapmadan bunu böyle döndüre döndüre öreceğiz. Yani toplamda 40 tane sık iğne yapmış olmanız gerekiyor. 2 3 4 5 6 7 8. Bu birinci sıra. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bu şekilde 3 sıra daha öreceksiniz. Kollarını elyafla doldurmayacağız ve bundan da 2 parça öreceksiniz. Şimdilik bu kadar. Bacaklarını tamamlayın, içini elyafla doldurun. Kulaklarını örün 2 tane. Kollarını örün, içini elyafla doldurmayın. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik kolay gelsin.